Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle beraber daha öncesinde kutu açılışını ve ön incelemesini yaptığımız T10 Ultra 2 modelinin detaylı incelemesini yapıyoruz. Bu video içerisinde saatin mobil uygulama bağlantısını, bildirim testlerini ve içerisindeki uygulamaları göreceğiz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Daha inceleyeceğim birçok model olacak. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan saatin mobil uygulama bağlantısıyla başlayalım. t Ultra 2 akıllı saatinin mobil uygulaması olan Hi Watch Pro'ya giriş yapıyorum. Kesinlikle saatinizi telefonun bluetooth ayarları üzerinden bağlamayın. Bunu her videomda tekrar tekrar söylüyorum. Yoksa burada cihazı bağlayın dediğinizde arama ekranında T10 Ultra modelini göremezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi T10 Ultra modeli çıktı. Üzerine bir kere bastığınızda eşleşme izinleri geliyor ve burada bildirim izinleri geliyor. Bunları onay verdiğinizde saatinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Devam ettiğimizde burada mesaj bildirim ayarları bulunuyor. Mesaj bildirimi almak istediğiniz uygulamaların yanındaki çentikleri açarak bildirim izinlerine de izin vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde kullandığınızda telefona gelecek olan bildirim saatinize de düşecektir. Saatinize isterseniz buradan alarm kurabiliyorsunuz. Artı simgesine bastığınızda burada görmüş olduğunuz gibi zaman ve günleri ayarlayıp direkt olarak alarm kurmuş oluyorsunuz. Uzun süre oturma hatırlatıcısı bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda buradaki zaman içerisinde sizlere çok oturdum biraz hareket etmelisin gibi hatırlatmalar sunacaktır. Uzaktan fotoğraf çekme özelliğini kullanmak için mobil uygulama bağlantısı içerisinden kameraya giriş yapmanız gerekiyor. Bu şekilde saatinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi bir fotoğraf çekmiş olduk. Yani buradaki uzaktan fotoğraf çekme özelliği ile kullanılıyor. Saatiniz bağlıyken buradaki bu uygulaması sayesinde ses ve titreşim yoluyla nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Bileğinizi çevirdiğinizde ekranın aydınlanmasını istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Ayrıca bu özelliğe buradan başlangıç ve bitiş zamanı da belirleyebiliyorsunuz. Favori kişiler kısmından rehber eşitlemesi yapabilirsiniz. Artı simgesine bastığınızda kişinin adını ve numarasını elle yazabilir ya da buradaki yeşil simgeye basaraktan rehberinize erişebilirsiniz. Bu şekilde bir rehber eşitleme işlemi bulunuyor. Ancak şu an için rehber eşitlemesi yapmıyorum. Gelen aramalarda eşitleme olmadan nasıl gözükeceğini test edeceğim. Saatin kadran seçeneklerine buradan giriş yapabilirsiniz. Mobil uygulama içerisinde sunulan tüm kadranlar sizlere ücretsiz bir şekilde geliyor. Seçenekler bu şekilde. Daha fazla kategorinin altındaki kadranları görmek için yan tarafındaki ok tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde de alt menülerin diğer kadranlarını görebiliyorsunuz. Burada devam ettiğimiz zaman cihazı sıfırlayabilirsiniz ya da buradan bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Diğer ayarlar kısmından saatin titreşimini açabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine saatin yazılım yükseltmesini buradan kontrol edebilirsiniz. Yazılım yükseltmesi geldiği zaman buradan güncellemesi zaten otomatik yapılıyor. Ev kısmına giriş yaptığınızda saatinizde ölçülen sağlık verilerinin analizlerini kontrol edebilirsiniz. Bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını ben kullanmıyorum, size de önermiyorum. Spor uygulaması kısmına giriş yaptığınızda ise saatiniz bileğindeyken otomatik olarak bir spor uygulaması başlatabilirsiniz. Burada verileri kaydediyor olabilmesi için buradaki mobil uygulamaya hesapla giriş yapmalısınız. Hesapla giriş yaptığınızda ise hesap ayarlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Misafir oturumuyla giriş yapmanız saati bağlayıp bildirim izinlerine izin vermeniz için Rehber eşitlemesi için ya da kadran değişikliği yapabilmeniz için yeterli. Bunun ekstra olarak spor uygulamasında kullanımında hesap gerektiriyor. Saatin mobil uygulama bağlantısı bu şekildeydi. Bluetooth ayarları üzerinden direkt olarak watch call bağlantısını da göstereyim. Denetim merkezinin birinci sırasında yer alan telefon ve hücresel simgesini açık konuma getirin. İkinci bir bağlantı olan T10 Ultra modelinin ikinci bağlantısını bu şekilde yapın. Ve böylelikle saatinizin watch call bağlantısını da yapmış olacaksınız. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. T10 Ultra modeli artık telefonumda çalan medyanın seslerini otomatik olarak üzerinde çekecek. Bunu buradan yönlendirebiliyorsunuz ya da işiniz olmadığı durumlarda yani telefondan video izlerken sesin saatten gelmemesini istiyorsanız buradaki ayarın üstüne bir kere basın. Watch Call bağlantısı kapansın. İşiniz bittiğinde watch call bağlantısının yapılmasını istiyorsanız Üzerine bir kere basın ve gerektiği durumlarda kendisi otomatik olarak bağlanacak Çünkü bir kere eşleştirme işlemi yapmanız yeterli Şu anda bağlı değil olarak gözüküyor Watch call bağlantısını saatim üzerinden açtığım için otomatik olarak bağlandı konumuna kendisi geliyor zaten Şimdi gelin hep birlikte T10 Ultra 2 modelinin bildirim testlerini yapalım Saatim mobil uygulama üzerinden bağlantısını yaptım Bildirim izinlerine izin verdim T10 Ultra 2 modelinde de yine rehber eşitlemesi yapmadan gelen kişilerin direkt olarak ismini gösterme özelliği çalışıyor. Ayrıca yine WhatsApp'tan geldiğini ve bildirim içeriğini görebiliyorsunuz. Dinamikada özelliği sayesinde de yine bildirimlerinize buradan erişebilirsiniz. Arka arkaya gelen bildirimlerde ise kategorize etme seçeneği bunda da yine 3 tane olarak tutulmuş. Yani 3 farklı bildirimi direkt olarak üzerinde barındırabiliyor. Dinamikada bu şekilde yanıp sönüyor okumadığınızda en son bildirim bu şekilde bir öncekine geçiş yapmak için yukarıdan aşağı kaydırabilirsiniz. Bir kere daha kaydırdığınızda Toplamda 3 farklı içeriği bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Peki rehber eşitlemesi olmadan gelen aramalarda kişiyi numarayla mı yoksa isimli mi gösteriyor? Bunu test edelim. T900 Ultra 2 ve T800 Ultra 2 modelinde rehber eşitlemesi olmadan aramalarda kişiyi isimle gösteriyordu. T10 Ultra 2 modelinde ise yine gelen aramalar kişiyi hem numarayla hem de ismiyle gösteriyor. Bunun için rehber eşitlemesi yapmanıza gerek yok. Saat bileğinizdeyken bu şekilde sessize alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bileğinizi çevirdiğinizde bildirim susacaktır. Ayrıca iki kere kıstırma hareketiyle beraber çağrıyı bu şekilde cevaplayabiliyorsunuz. Tıpkı T800 Ultra 2 ve T900 Ultra 2 modelinde olduğu gibi bu modelin içerisine de yine kıstırmayla çağrı cevaplama işlemini eklemişler. Yine yeniliklerden bir tanesi olmuş. Ne kadar kullanışlı olur bunu bilemem ancak benim için önemli olan şey saatin içerisindeki yeni bir özellik. Ben kendim kullanmıyorum videolarımda sizlere göstermeye çalışıyorum yenilikleri. Saat ile telefon arasında watch call bağlantısı yapılırken müzik uygulamasını bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki müziğe geçiş yapabilirsiniz ya da bir önceki müziğe tekrar geri dönüş yapabilirsiniz. Buradan ses yüksekliğini ayarlıyorsunuz, durdurma, başlatma özelliğini kullanıyorsunuz. Ses yönlendirmesini saatten telefona çekerseniz müzik uygulamasında sadece şarkıya geçiş ya da bir sonraki şarkıya geçiş işlemini kullanabilirsiniz. Ancak buradan play butonuna basar basmaz ses direkt olarak saate yönlendirilecektir. Bunun kullanımı bu şekilde. Şimdi gelin hep birlikte T10 Ultra 2'nin içerisindeki uygulamaları görelim. <laughs> T10 Ultra 2 modelinin mobil uygulama bağlantısını yaptık, bildirim testlerini gerçekleştirdik. Şimdi ise menüden devam edelim. Tuşlama uygulaması sayesinde numarik tuşlara erişebilirsiniz. Rehber eşitlemesi yaptığınızda telefon rehberinden kişilerinize erişebilirsiniz. Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve EKG gibi sağlık uygulamaları var. Artık bu tarz saatlerde söylemek bile istemiyorum. Sağlık uygulamalarını kullanmıyorum, size de önermiyorum. Burada fitness verilerinin analizlerini kontrol edebileceğiniz bir ekran bulunuyor. Spor uygulamaları burada 3. tuşta erişebileceğiniz gibi yine buradan da erişebiliyorsunuz. Farklı spor modları bulunuyor içerisinde. Bir resim çekin uygulaması sayesinde mobil uygulama üzerinden saati deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Tansiyon uygulaması var yine sağlık uygulaması yine de inmiyorum. Müzik uygulaması yine az önce gösterdiğim gibi direkt olarak watch call bağlantısı yapılıyken telefonunuzdaki müziği saate aktararak kullanılıyor. Saati buradan sıfırlayabilirsiniz. Mobil uygulama bağlantısı yaptığınızda hava durumunu otomatik olarak güncelliyor. Buradan da hava durumunu görebilirsiniz. Bağlı olduğu telefonun ses çıkartma yöntemiyle nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Uyku uygulaması var. Uyku takibini buradan yaptırabiliyorsunuz. Stil anahtarı kısmından menü stillerini değiştirebilirsiniz. Toplamda 6 farklı menü stili bulunuyor. Bilgi uygulaması sayesinde gelen bildirimleri burada görebiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece 3 gelen son bildirimi görebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine saatten kronometre tutabilirsiniz. QR kod sayesinde mobil uygulamayı indirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi saatin ayarları var. Birazdan değineceğim. Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarınızın uygulamaları bulunuyor. Ancak buraya giriş yapıp da direkt olarak ana sayfada gezemezsiniz. Gelen bildirimleri gösteriyor sadece. Saatte bir oyun bulunuyor savaş pilotu adında. Bu şekilde yine savaş pilotunu da oynayarak zaman geçirebilirsiniz. Pil tüketimini de oldukça fazla etkileyecektir. Saat içerisinde uzatılmış takvime erişebilirsiniz. Hesap makinesi bulunuyor. 4 işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Nefes egzersizi yapabileceğiniz bir uygulama bulunuyor. Saatin içerisindeki ayarlara hızlıca göz atalım. Siri uygulaması sayesinde bağlı olduğu telefonun direkt olarak sesli asistanını devreye sokabilirsiniz. Saat içerisinde herhangi bir sesli asistan bulunuyor. Olunmuyor. Burada bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız ayarını açabiliyorsunuz. Dinamik adı özelliğini yine açıp kapatabilirsiniz. Saat hakkında bilgilere buradan erişebilir. Dili buradan ayarlayabilirsiniz. Birçok farklı dil seçeneği var. tabii ki de aralarında Türkçe de bulunuyor. Mobil uygulamaya bağlamadan da saat ve tarih ayarı yapabilirsiniz. Normalde mobil uygulamaya bağladığınızda otomatik olarak kendisi yapıyor. Ekranın işlemsiz kaldığı durumlarda ne kadar açık kalmasını istiyorsanız buradan o süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüş zamanından yine always on display ekran süresini ayarlayabilirsiniz ancak always on display ekranı 10 saniyeden fazla ekranda kalmıyor, bataryayı korumak için kapanıyor. Burada başucu saat modu bulunuyor. Alarm kurduğunuzda alarm süresi yaklaştığında ekran otomatik olarak uyanır ya da şarja taktığınızda şarjda saat ve pil göstergesini görebilirsiniz. Yan tuş ayarında yani 3. tuşuna görev ataması yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi spor seçili yani bastığınızda spor uygulaması açılacak. Buradan bölünmüş ekran ayarını yapabiliyorsunuz. Yani bunu kapattığınız zaman kadrandayken soldan sağ çektiğinizde direkt olarak kadranlar değişir. Herhangi bir şekilde hızlı menüye erişemezsiniz. Ayrıca yine arka ışık parlaklığı dediği kısımdan da ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. T10 Ultra 2 modeli genel anlamda bu şekildeydi. 49 milimetrelik Apple Watch Ultra tasarımında olan modellerden bir tanesi. Bileğinizi çevirdiğinizde ise ekran uyanma süresi bu şekilde. İncelediğim fiyat performans ürünleri listesinde yine ilk sıralarda yer alan T serilerinden T10 Ultra 2 modelinin de detaylı incelemesini yapmış olduk. Kutu açılışını ve ön incelemesini yaptığım için o videonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu da beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.